Evet Celal Hocam, şöyle bir soru geldi şimdi. Uçakta ve otobüste namaz nasıl kılınır? Yani seferde diyelim. Şimdi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem at ve deve üzerinde yolculuk yaparken nasıl namaz kılıyor idi? O açık bir şekilde hadislerde beyan edilmiştir. Hemen hemen bütün kutub-ı sitte de mevcuttur. Hatta diğer kitaplarda da mevcuttur. Hazreti Resulullah at ve deve üzerinde de namaz kılmıştır. Şimdi deve üzerinde ya da at üzerinde namaz kılarken atın yüzü kıbleye doğru olmuyordu. O gideceği yere gidiyordu. Ve bir insan onu çekip de kıbleye doğru yüzünü tutarak orada onu durdurarak namaz kılmıyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet. Demek ki bazı durumlarda bu kıble istikametine yüz tutmak bu şart düşüyor. Bu eğer imkan dahilinde ise o zaman sen yüzünü oraya çevir. Ama eğer senin yüzünü sen kendi yüzünü oraya tutamıyorsan, hatta evdeyken bile hastaysan yüzünü oraya çeviremiyorsan işaretlerle de namaz kılabilirsin. Namaz kılmak gereklidir fakat o zaman kıble şartı düşecek. Şimdi aynı şekilde eskilerde deve ve atlar ve eşekler vardı binicilik için. Şimdi bugünlerde otobüsler, arabalar, vapurlar ve uçaklar vardır. Ve orada bir insan yüzünü asla kıbleye çeviremez. Uçak başka bir türe yüze gidiyor. İnsan nasıl yüzünü kıbleye çevirsin? Sonra ayakta durarak nasıl namaz kılsın? Orada ayakta durmak için yer yok. Bazı kimseler bu gibi affedersiniz çok cahilane işler de yapıyorlar ve İslamiyet'i gülünç duruma düşürüyorlar. Tuvaletin önünde küçük bir yer oluyor. Orada seccade serdiler ve namaz kılmaya başladılar. Ben bir yerde okudum. Herkes hayret etti. Şimdi orada servis yapanlar servis yapamadılar. Çünkü onların yolunda da bu sözde namaz kılanlar var. Hadi diyelim siz iki kişi namaz kıldınız yahut üç kişi. Belki de bir kişi. Ama bütün uçak eğer Müslümanlar yolcu iseler onlar nasıl namaz kılacaklar? Velhasılül kelam bu şart uçakta ve arabada ve otobüsteyken düşüyor. Evet. Gerekli değil. O zaman siz oturduğunuz yerde koltukta namaz kılarsınız. Allahu Teala onu kabul edecektir. İnşallah hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.